Herkese merhaba. Nurcan Çiçekleri kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün hanım eli çiçeğinin budaması ve yetiştirilmesi hakkında bilgi vereceğim. Şu an şöyle gördüğünüz gibi hanım eli çiçeğinin dalları ve yaprakları mevcut. Bu mevsimde kesinlikle çiçek açmıyor. Bir ay, iki ay sonra falan çiçeklenecek ve o güzel kokularını etrafa saçacak. Bunun yetiştirilmesi şu şekilde oluyor. Bu kök kısmından kış aylarında bu şekilde sürgünler veriyor. Bunları ben bir kısmını budamak amaçlı atacaklarımı makasla keseceğim. Yetiştirmek istediklerimi yağmurdan sonra buraları ıslanmış. Şöyle sıyırtma işlemi denen koparıyorum. Bunlar direkt toprağa dikildiğinde bu mevsimde toprak ıslak olduğu için tutması daha kolay oluyor. Bunların hepsi kesmeden koparıyoruz. Kesmeden koparıyoruz. Çünkü şu kısmında kök gibi bir şeyler var. Saçakları oluyor. Evet. Onlara zarar vermeden. Zarar vermeden değil de asıl amaç aslında bu mevsimde toprak nemli ve biraz daha soğuk. Eğer bunun çiçeklerini açtığı dönemde bu işlemi yaparsak o mevsimde toprak kuru ve havalar çok sıcak olduğu için bunlar tutmuyor. Zaten bu körpe filizleri de o mevsimde bulamayacağız. Sadece bunlar kış aylarında oluyor. Şunlar çok güzel yetişir. Bunları özellikle buraya ekiyorum. Eğer benden isteyen arkadaşlar olursa onlara ücretsiz olarak bunları gönderebilirim. Hepsini temizliyorum. Eğer yakınınızda hanım eli fidanı bulursanız, siz bu şekildeyken bunu tanımıyor olabilirsiniz ama yazdan görmüşseniz bir tanıdığınızın bahçesinde falan, özellikle bu dip kısmından koparttığınız sürgünler bu mevsimde çok güzel bir şekilde yetişir. Bu biraz büyümüş, bu da tutar da onu kestiğim için olmayacak. Bunlar çok güzel yetişecek olan, köklenecek olan sürgünler. Daha sonra alıp uygun bir yere mi ekmemiz gerekiyor? Aslında şu an koparıldığı gibi yerine ekilirse çok güzel tutar. Ama buradan köklendikten sonra da ekilebilir. Ve bunları şu kısımdakilerini özellikle kopartıyorum. Ki buralarda enerji tüketmesin. Yani aynen o şekilde enerji tüketmesin. Hem temizlenmiş oluyor kök kısmı hem de yeni üretimler yapılmak amacıyla. Tekrardan gösterelim. Evet. Bu tarafa gelirsen. O sürgünlerden buralarda da var. Ama kök kısmından olanlar daha düzgün yetişiyor. Bunlar da yeni sürgünler. Bunları da kırıp aslında ekebiliriz. Yani bunlar da kırıp ama ekilir. Ama kökü temizlemek daha mantıklı. Aynen o şekilde. Şuralardan kuru dalları da ben birkaç tanesini kesip bulacağım ki kuruyanlar bir daha yeşermemek üzere mi kuruyorlar? Yok, yeşeriyor. Şuralarından bak yeşermişler. Bunlar yine çiçek açacak. Birkaç ay sonra çok güzel çiçeklenecek. Hatta gördüğünüz gibi bu duvarı komple kapladı. Karşı duvara kadar uzandı. Yan bahçeye kadar da gitti, komşumun bahçesine kadar. Aşağıya falan sarkmış. Bu yıl daha da büyüdü. Burası bu yıl komple hanım eli. O mevsimde de gelirseniz bahçede kahvaltı yaparken çok güzel kokuyor. Gelir, tabii. Biliyorsun değil mi evet, çiçeği? Evet, biliyorum. İşte bu kadar. Teşekkür ederiz. Güzel, ben teşekkür ederim. O zaman hoşça kalın. Çiçekli kalın diyorum.